Ayşe sadece 23 yaşında Hintli bir öğrenciydi. Erkek arkadaşıyla sinemaya gitmesinin cezasını hayatıyla ödedi. Otobüste kendisine saldıran 6 kişi hem ırzına geçti hem de işkence etti. Genç kızın yaşadığı cehennem tüm Hindistan'ı ayağa kaldırırken derin bir yarada yeniden kanamaya başladı. Kadınlar kesinlikle güvende değil. Bunun durdurulması sadece saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıyla mümkün. Hindistan'da kadına şiddet gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş. ırza geçmeyse çoğu zaman cezasız kalıyor. Sadece 40 yılda Hindistan'daki ırza geçme vakalarında %900'lük bir artış yaşandı. 2012'de Yeni Delhi'de 635 ırza geçme vakasından sadece biri cezalandırıldı. Bunun yanında şikayette bulunanların sayısı neredeyse sıfıra yakın. Toplumdan dışlanma korkusu ve utanç kadınların konuşmasını engelleyen başlıca nedenler. Son araştırmalar kadın yaşamının en zor olduğu ülkelerin başında Hindistan'ı gösteriyor. Tezatlıksa kadınların siyasi hayata aktif olarak katılabilmeleri, özgürce dışarı çıkabilmeleri ve çalışabilmeleri. Fakat ülkedeki kökleşmiş ataerkil yapı kadınların ikinci sınıf vatandaş ya da bir cinsel obje olarak görülmesine neden oluyor. Bu yüzden de her dört Hintli erkekten biri kadına cinsel şiddet uyguladığını kabul etmekten çekinmiyor. Beşte biri ise eşini cinsel ilişkiye zorladığını kabul ediyor. Erkeğin üstünlüğü ise ülkede beşikte başlıyor. Hindistan nüfusunda kadın erkek oranları arasında büyük bir dengesizlik söz konusu. Her bin erkeğe sadece 914 kadın düşüyor. Zira birçok kadın ya bakımsızlıktan ya da hastalıktan hayata çocuk yaşta veda ediyor. Ülkemizde kızların sayısının azlığı yüzünden birçok cinsel suç işleniyor. Ülkenin özellikle kuzeyinde genç erkeklerin evlenmesine izin verilmiyor. Bunun başlıca nedeni cenin ve yeni doğan çocuğu öldürme. Kızlardan kurtulmanın bir diğer yolu da genç yaşta evlilik. Ülkede 18 yaşından küçük kızların %70'i evli. Dünyadaki çocuk evliliklerinin %40'ı Hindistan'da gerçekleştiriliyor. Oysa bu tür evlilikler 1860'tan beri yasaklanmış durumda. Fakat gelenekler özellikle kırsal bölgelerde o kadar kökleşmiş durumdaki kimse direnmeye cesaret edemiyor. Ülkedeki tüm protestolara rağmen kadına şiddetin uzun süre daha devam edeceğinin bilinmesi 21. yüzyıldaki insanlığın yüzüne sert bir tokat gibi çarpıyor